Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alcan. Bak arkadaşlar sizlerle birlikte Car Parking'e gelen. Evet birkaç gün önce gelen arkadaşlar dev güncellemeye hep beraber bakacağız arkadaşlar. Neler geldi, neler değişti, neler gitti, neler yok oldu. Hepsini beraber birazdan görürüz arkadaşlar. Olabildiğince akıcı ve kısa video yapmaya çalışacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Şimdi ilk önce arkadaşlar yeni arabamla tanışın. Porsche 911 Carrera S. Evet arkadaşlar gayet modern ve hızlı bir araba. Yani bunu görünce direkt Subaru'yu sattım. E, sattım derken e, vazgeçtim anlamda. Tabii ki de araba satmadım. E, güzelmiş. Bu Range Rover bana nereden geldi? İlginç. Neyse. E, Subaru'yu da göstereyim. Hani satmadım gerçekten. Şimdi bazılarını soracak. Abi kesin sattım falan. Bu de bir takipçim vermişti. Tabi. Ah. Nerede o eski Z4? Onun yerini hiçbir şey tutmuyor ki. Hocam benim Subaru vardı. Benim ama Subaru arkadaşlar sıfırlanmış bu arada. Subaru modifiyesi stok. Neden bilmiyorum. Bakın stok Subaru. Ana Subaru yok bile. Neyse. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası yeni arabam bu. Tabii ki de yani yeni arabamı göstermekte kalmayacağım. Yeni arabaları göstereceğim. Ee, Porsche onun dışında abi New Cars'te. Şurada bir tane Range vardı. Dur bakayım buluruz şimdi onu. Range Range Range. Ha bu geldi arkadaşlar. 2018 olması lazım kasası. Ee... evet Range. Zaten vardı Onun dışında Evet arkadaşlar bir de golf geldi Golf gayet pahalı 245 milyar Neden bilmiyorum Yani oyunun en pahalı Sanırım hatchbacklerinden birisidir Baya pahalı yani İlginç Onun dışında arkadaşlar Başka ne geldi abim Abim başka ne geldi Bu arada bu arabaya ee, bazı arkadaşlarınız Toyota 86 diyor Yanlış diyor arkadaşlar Ön far ve arka farlarına bakarsanız Bu arabanın yani Toyota 86 ile Subaru BRZ'nin farkını anlarsınız Evet iskelet aynı arabanın okey Tekerlekleri kadar aynı tekerleklerine kadar aynı olabilir Ama ön farla arka far farklı arkadaşlar Ve car parkingdeki araba Subaru BRZ ee, Buradan o arkadaşa selam olsun Devam edelim Şimdi başka bir tane daha gelmişti. Ha, bu abi. Mercedes'in, Mercedes mi? Mercedes'in sanırım arkadaşlar eski modeli. Neden Mercedes mi diye karıştırdım. Bak ön tarafı tam Mercedes. Arka tarafındaki farlar BMW. BMW farına benziyor. İlginç. Yani demek ki Mercedes'in eski arabaları böyleydi herhalde. Onun dışında yeni giren bir araba yok arkadaşlar. Ee, grafik anlamda iyileştirmeler var. Fakat oyunda kasmalar da var. Ee, optimizasyon konusunda sanırım biraz sıkıntı olmuş. Düzeltirler. Onu yakına düzeltirler sanırım. Ufak bir güncellemeyle. Ee, yakında arkadaşlar bu arada canlı yayında gelecek. Onu da söyleyeyim. Yani aslında güncellemeyi bekliyordum ama tatil bitti abi. Güncellemeyi bekliyoruz diye tatil bitti. Büyük ihtimalle öbür haftaya kaydı. Bakın arkadaşlar gösterge de değişti gördüğünüz gibi. Yani tam bir Forza Horizon'ın göstergesi olmuş. Çok benziyor. Bir bakalım sahte futur var mı abi? Yokmuş tamam. Kontrol edelim ne olur ne olmaz arkadaşlar. Yani baktığınız zaman tabii arabamız kayıyor. Ee, kayma özelliğine sahip. Hatta Porsche'un kayma modeli var. <laughs> Güzel espriydi. Şaka şaka değildi. Ee, tabii ki de alakası yok ama. Ya abi benim önceki oyunlarda aslında favori araba ama hep Porsche'du. Ama bu oyuna gelmediği için yerini Subaru BRZ ile kapatmıştım. Gerçekten iyi oldu. Yani e, Porsche'un özellikle 911 serisinin gelmesi. Yani Porsche'un zaten Panamera ile e, SUV modeli vardı. Ama spor modeli yoktu. Hani Cayman olur. Ne bileyim Spider olur. Porsche 918 Spider. Yani hiçbir şekilde yoktu. O yüzden abi 911'in gelmesi gerekiyordu. En ünlü modellerinden birisi. Yani bu 911 modelini hemen hemen her oyunda görebilirsiniz zaten. Çok ünlü bir modeldir. Hani Lamborghini Gallardo 1, Porsche 911 2 öyle söyleyeyim. Bu iki araba çok ünlüdür. Her oyunda görebilirsiniz. Evet. Geç de olsa geldi yani oyuna arkadaşlar. Anlayacağız. İş görüntüsü abi efsane yapmışlar. Bak. Şuna bakar mısın? Biraz direksiyonu abartmışlar büyüktüğünü ama ee, abi efsane ya. Bak birebir aynısı arkadaşlar. Gidin Porsche 911 Carrera S'nin videolarını izleyin. İç görüntüsü aynı. Yani bir tane mi fark olmaz ya. Her şeyini aynı yapmışlar. Bu arada şurada normalde Porsche yazıyor gerçeğinde. Oyunda parking yazıyor. Yani böyle ayrı ayrı harflerle Porsche yazıyor gerçek hayatta. Oyunda parking yazıyor. Aynı şekilde direksiyonda da Porsche yazması gerekirken. Porsche yazmıyor aslında. Gerçek hayatta Porsche'un ablimi var. Ee, bu oyunda ablem yerine parkin yazısını koymuşlar. Allah Allah ıslah ne diyeyim çalmakta üstünüze yok. Devam edelim. Şimdi şöyle biraz yukarı tamam. Evet arabamız bu arada 925 beygir arkadaşlar. Çok hafif olduğu için hemen hızlanıyor. Bu yani Porsche zaten hafifliğiyle aslında ünlü ve fren sistemiyle bayağı öne çıkan bir araba. Hemen 350 kilometreye vuruyor derken benzin bitti abi. Olabilir olabilir şimdi şu evet bakın hemen 350'ye vurdu bu arada arkadaşlar videonun sonunda e, unutmazsam arabanın çok ayarını göstereceğim neden göstereceğim araba arkadaşlar stok ayarda çok dengesiz yani Gallardı gibi düşünün veya Subaru BRZ gibi düşünün çok ayarı lazım e, hani şey diyorsunuz abi arabanın bütün ayarlarını göster Arkadaşlar arabalara çok ayarı dışında bir ayar yapmıyorum. Hani e, sadece arabayı indiriyorum biraz. Mesela şu an basık araba aslında. Normalde stok hali böyle değil. Hani arabayı basmak dışında bir de çok ayarı dışında bir ayar yapmıyorum. Yok kambermiş yok işte e, drift moduymuş şeymiş. Bakın şeyleri de göstereyim bu arada. E, TCS hariç hepsi açık. TCS'yi de açalım. Gördüğünüz gibi. Evet TC seçeneği zaten arkadaşlar yanlama mod off. Yanlamıyor. Evet. Abi çok güzel olmuş ya valla. Bu arada arkadaşlar bazılarınız şu alev detaylarını beğenmiyormuş. Dedim bu sefer de sade bir araba olsun. Aslında arkadaşlar Porsche ne gider biliyor musunuz? Söyle üstten boydan boya çizgi arkadaşlar. Şuradan şöyle arkaya doğru uzanan çizgiler var ya. Beyaz veya siyah. iki tane. İki tane çizgi düşünün böyle arkaya doğru uzanan. Onlar çok yakışıyor Porsche. Ben oyunlarda öyle yapıyorum. Ama tabii bu oyunda çizgi modifiyesi olmadığı için veya çıkartması diyeyim. Yapamıyorum. A ee, aa tanıdık varmış. Futur abi buyur. Tanıda denk gelmekte. Tabii güzel. Ee, büyük ihtimalle beni tanıyan bir sürü vardır bu odada ama e, büyük ihtimalle sahte sanıyorlar. Neredesin? Ee, nereye diyelim? Burger'e yok tamirciye gel. Tamirciye gel yazdım. Gerçekten tamircideyiz aslında. Evet şöyle. Lan nokta 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 futur. Yalansın sen. Bir dakika oraya ne yazmış olabilir? Şimdi o nokta boşluklu yerleri dolduralım arkadaşlar. Lan. Ee, dur bakalım. Gel yanıma Kanıtlıyım. Yok şu an sakinim arkadaşlar. Şu an sakinim. Yani aslında bir yandan da haklılar. Yani böyle köz köz yere inanmasınlar tabii ki de. Ama yani kardeş şimdi ses attıktan sonra da küfür edersen Vallahi sarı dolar falan dinlemem yani yapıştırırım ben de. Neyse tamam. Ee, şaka yaptım. Sarı dolar yemem lazım. Sarı dolar yersem hiç iyi olmaz abi. Bak daha yeni zarf aldım. Sıkıntı çıkmasın. Abi tamirci de yazdım. Tamirci de. Bir dakika bana Ha dur sarhoş sen de gel yanıma. Kim o? Bu kim ya? Ha, bu Ayberk. Tamam. Şimdi benim ses açacağım kim? Azat Burak. Sarhoş bir de Medine mi? Yok. Medine değil. Tamam. Medine ile alakamız yok gel abi gel gel sen çık bakayım dur şöyle yapalım ops 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 gençler bu arada modifiye beğendiyseniz yoruma yazın çok iyi oldu abi ya medine ama yapacağın iş yani oğlum bir durun bir açıklığa çıkayım İyi akşamlar gençler. İyi akşamlar. Ne oldu sarhoş inandın mı? <laughs> evet arkadaşlar sarhoş şu an. Bence şu. Evet, şu an şok geç. Şu an şok geçirdi bence. Evet gençler ünlü oldunuz. El sallamayı unutmayın. Video. Atarız atarız ya. Ayıp ediyorsunuz gençler. Siz isteyin yeter ki. Eyvallah kardeşim. Evet arkadaşlar. Şimdi biz konumuza devam edelim. Okey. Kanıtlayacağımızı kanıtladık. Fatura pilot para atar mısın demiş Medine. Medine bir de sahtecilik yapmasan be kardeşim. Yani senin erkek olduğunu biz de biliyoruz. Niye? Niye ya arkadaşlar valla. Hani. Oyunda kız karakterine olan fetişi. Bak yani. Yanlış kelime kullanmadım doğru. Erkek kişili erkeklerin. Bazı erkeklerin diyeyim. Kız karakteri olan fetişi yüzünden abi. Milyonlarca oyuncunun parası gidiyor. Bakın yapmayın. Yapmayın yani. yaptığınız şeyin bir adı var. Ama söylemeyeceğim. Sarı dolar yiyeceğim çünkü yapmayın yani gerek yok. Ya para istiyorsanız da bakın söyleyin atarız 50 100 bir şeyler. Allah'a şükür Futur abiniz ölmedi 11 milyonum var. Güncellemeden sonra param da sıfırlanmış benim bu arada onu fark ettim. Benim 45 milyonu falan vardı neyse. Abi uzun lafın kısası güncelleme ile beraber Porsche 911'in gelmesi ve diğer arabaların gelmesi iyi oldu. Vallahi çok iyi. abi ne yapıyorsun ya? Biz bunları anlattık. Biz bunları Porsche anlattık. Biz bunları Subaru ile anlattık. Biz bunları satılık Z4 anlattık. Aga be. Neyse. Evet arkadaşlar. Videoyu kısa tutacağım. Dediğim gibi yani görün yeni arabamı şu hız testini yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu arada güncelleme bana gelmedi diyenler ee, biraz beklesin arkadaşlar. En geç bir hafta için hepinize. yani her de aynısı oluyor biliyorsunuz ona geliyor sana gelmiyor şuna geliyor ona gitmiyor bir hafta için herkese gelmesi lazım gelmezse de geçmiş olsun arkadaşlar All House Games size kazık atmıştır gelir ama gelir merak etmeyin bu arada 342 343 bas olun bas oğlum, 346 Evet 346'dan sonra geri atıyor şeyi. Kesiciye giriyor sanırım. 346 arkadaşlar. Son hızı gördüğünüz gibi. İbre zaten sonda. Abi çok iyi ya. Valla 911 olan aşkımın acı tarifi yok. Yani 911'e bağlandığım kadar bir kıza bağlansaydım şu an evliydim herhalde arkadaşlar. Neyse oraları konuşmayalım. Şimdi Ops. Abi çok iyi geçtim be. Çaktırma. Çaktırma çaktırma çaktırma. Şuradan da şöyle toparladık mı videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar bu videodan sonra gelinip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Feature Pilot.